Sevgilim, bizim hikayemiz bu. Hayatım, seninle geçmişim, bensiz geleceğin. En baştayım, her şeyin başladığı yerde, yarım kalınan yerde. Nasıl da özlemişim seni, sonunda bitirebildin okulunu. Ben de seni nasıl özlemişim. Sen daha üniversiteye yeni başlıyorsun, bitir de artık kurtulalım. Ben de bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum seninle. Neyle? Okulla ilgili mi? Hayır, ilişkimizle ilgili. Seninle dördüncü yılımız. Ve kendi içimde aldığım bazı kararlar var. Hayır, duyuyor muyuz? Hayır. Sadece seni babamla tanıştırmak istiyorum. Hem seni bilsin, hem de annem öldüğünden beri biraz yalnız hissediyor. Onun yanında oluruz. Biraz destek veririz. Evdekiyle kurduğumuz hayallerden mi bahsediyorsun? Hayallerin gerçeğe dönüşmesi için benim için bir adım. Ben ne yaparım? Çok heyecanlanırım. Ne konuşacağım bile. Heyecanlanmana hiç gerek yok. Babam çok sakin bir insandır. Tamam, o zaman anlaştık. Sen nasılsın? Baba, Zeynep. Ha, Zeynep. Hoş geldin kızım. Hoş buldum Mehmet amca. Oturun. 5'in oldu 5000. Ne haber baba? İyi oğlum, senden ne haber? Sizden ne haber? Ya benim biraz kızım, maşallah çok güzelmişsin ya. Ev oğlum, ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Baba ne yapalım, öyle bir yürüyüşe çıkmıştık da yanına uğrayalım. İyi yaptınız. Kızım nasılsın, iyi misin? İyiyim Mehmet amca, sen nasılsın? İyiyim ben de çünkü kızım. Çay içer misiniz? Çay söyleyeyim size. Olur baba, içersin değil mi hayatım? Kardeşim bakar mısın? Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Bize iki tane çay verir misin? Ben hemen geçeyim. Sağ olasın. Kızım sen bitirdin mi okulunu? Bitirdim efendim. Güzel, maşallah. Ne okudun, ne bitirdin? Radyo televizyon. Aa, ne güzel, ne güzel. Mahalle nasıl, iyiler mi? Ne iş yapıyorsun senin baba? Benim babam yoruş adamı. Teşekkür ederim. Annem de mimar. Mimar, güzel, maşallah. Ev oğlum, dersler nasıl gidiyor? İyi baba, çok şükür. İyi. Halletmeye çalışıyorum. Güzel. Kolay gelsin. Kardeşlerim. Kardeşim ne var? Ne yapıyorsun oğlum be kanka? Sizi Zeynep'le tanıştırmak öyle istiyorum. Öyle mi? Zeynep, Alparslan, Batuhan, Can, bu da Nazım. Bak, tanışmak sonunda nasip oldu yenge. Ben sizi tanımış kadar oldum. Kerem dilinden hiç düşürmedi sizi. Yemek yemeye geçelim isterseniz. Geçelim, ben de bir açayım ya. Hadi. Zeynep'e nasıl evlenme teklif ederim? Nerede yapmalıyım acaba? Zeynep yeşilliği çok sever. O her gün yürüyüp yanına gittiğim yolda yapsam nasıl olur? Lan Batur, bizim Kerem değil mi lan bu? Kerem, ne yapıyorsun lan burada? Kanka oturuyorum, Zeynep'i bekliyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Geleceğim dedi ama daha gelmedi. La bok yiyin Kerem'i, niye haber vermişsin, beraber oturduk? Kanka Zeynep bekliyorum dedim ya.
Yürüyüşe çıktık, seni de gördük. Yüzün gülüyordu, yanına bir uğrayalım dedik. İyi yapmışsın, güzel güzel. Ya benim aklıma bir fikir takıldı da, Zeynep'e evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Kanka güzel. Aslında geçen bana anlattığın olay çok aklıma yattı, onu da yapabilirsin abi, benim olsun. Ya bırak can şimdi, adamın kafasını karıştırmayın. Kanka sen şiir falan yazıyordun, ne oldu o iş? Var mı birader? Devam ediyorum ya. İlerleme var. İyi güzel. Kalkalım ufaktan o zaman, biz geliyor musun herhalde? Yok, ben gelmeyeceğim. Kanka siz geçin, ben biraz daha durayım Kerem'le. Zeynep gelince gelirim ben. Biz geçiyoruz o zaman kanka, haberleşiriz. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kerem kaldık baş başa. İyi oldu. Senin derdin ne lan? Bunu alıyorum kanka ya, dayanamıyorum. Özlüyor musun onu? Sürekli yanımda zaten ama evet, özlüyorum. Anlarım seni kardeşim. Kerem'in durumu hakkında sizinle konuşmam gereken şeyler var. Biliyorum. Kerem Zeynep öldüğünden beri kendine gelemedi. Sürekli onun yanında hissediyor ve görüyor. Yaptığımız hiçbir ilaç ve psikolojik tedavide olumlu cevap alamadık. Peki hocam ne yapmamız gerekiyor? Bu süreçte yapacağımız tek şey Zeynep sanki onun yanındaymış gibi hissettirmek. Etrafındaki insanlar da buna ayak uyduracak. Kerem'in daha kötüye gitmemesi için yapacağımız tek şey bu. Bize sürekli Zeynep'i anlatıyor. Babamla tanıştıracağım, evlenmek istiyorum diyor. Kerem Zeynep'i kaybedeli 2 yıl oldu. Benimle tanıştırmayı çok istiyordu ama nasip olmadı ne yazık ki. Yani hocam elimden ne geliyorsa yapmaya ben razıyım. Kerem nasılsın bugün? Soruyu bana neden ısrarla soruyorsun? Ve ben neden her gün senin yanındayım? Zeynep'le aramda bir sorun yok. Psikolojik bir tedaviye de ihtiyacım var. Konu Zeynep'lik değil zaten Kerem. Konu ne o zaman? Zeynep benim hayatımdaki en önemli insan. Beni hayatta tutan insan o. Her geldiğimde bahsederim kendisinden. Sahi sen ne zaman tanışacaksın onunla? Ben Zeynep'le tanışamayacağım Kerem. Zeynep... Anladım seni. Teşekkür ederim doktor. Yarın gelemeyeceğim. Zeynep'le planlarım var. Sevgilim, korkuyorum artık insanlardan, seslerden. Biliyor musun, bazen hayalinden bile korkuyorum. Garip gelmesin, sen korkma. Her şeyin farkındayım, yoksun. Ben seni koruyamadım. Çevremdekiler varmışsın gibi davranıyorum.
Ben biliyorum her şeyi. En büyük hayalimdi babamı görmen. Ben verdiğim sözü tutarım sevgilim. Ben deliriyor muyum acaba? Bana o gözden bakıyorlar. Seni çok özlüyorum. Her gün buraya gelmeyi bile özlüyorum. Tekrar tekrar seni hissetmeyi, sevmeyi istiyorum. Başaramayacağımı biliyorum. Gülme. Yanına geleceğim güne iple çekiyorum. Görüşürüz sevgilim. Yarım kalan anılarımla sonsuz sevgilim seninle. Sen kurup uydurdum, zaaflarımı terk edip kurtuldum. Soğuk teninde bir yalnızlık, gökyüzündeki bulutlar da arsızlık. Soğuğa atar beni kansızlık, sana gelemedim ya bahtsızım. Sarar kokun hala aklımda, saklanıyorsun kalbimin ardında. Öfkemi unutuyorum yanında, söylenmeyenler kalır kursakta. Uyut beni seninle.